E, maçı bilmiyorum ayırmak ister misiniz ilk yarı ve ikinci yarı neden oyuncu değişiklikleri ne kadar etkili oldu onu sorarak başlamak istiyorum ya da siz bu açıdan baktınız mı diyerek dün akşam sahaya çıkan 11'leri getirerek ekranlara sözü size bırakalım buyurun. Tabii ki futbol çok komplike bir oyun. Hemen hemen her gün daha fazla detaya odaklanıyoruz. Futbol bilimi, eğer buna bir bilim dersek tırnak içinde her gün gelişiyor. Antrenman metotları, e, taktik formasyonlar, maç içi detayları, hakimiyet her geçen gün gelişiyor ama çok da bazı temel doğrular var hiç değişmeyen, yüz değişmeyen. değişmeyen. Onlarla ilgili de sanki bir müsabaka. Yani öncelikle Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta değiştirdiği şey Valerian İsmail döneminden geçen şu birkaç gün içinde Beşiktaş'a değiştirdiği şey bir, oyuncular daha fazla eğlendi, daha fazla keyif aldı gibi geldi bana. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar video analiz yaparsanız, ne kadar sağ işte kompakt duruşa kafa örerseniz yorun. Aslında çok temel prensiplerden biri bunun bir spor olduğu, 11 kişinin sahaya gelip bu sporu yaparken eğlenmesi gerektiği. Beşiktaş'ın biraz daha fazla eğlendiğini, biraz daha fazla keyifle sanki bu işi yaptığını hissediyorduk. İlk 45'te, ikinci 45'te ve yani muhakkak dediğiniz gibi 2 45 arasında fark var ama temelde böyle fark olduğunu söylemek lazım. Valerian İsmail belki de kendi doğrularına çok fazla inandığı ve sporculara bunu çok fazla empoze ettiği için belki oyuncular daha az keyif alıyorlardı. Sanki biraz özgürlük. Zaten Şenol Güneş'in teknik adamlık kariyerinde önemli sırlardan biridir. Birçok oyuncuya ikinci baharını yaşatmıştır. İşte Ryan Babel gibi, Mario Gomez gibi, Abu Bakar gibi, Tolga gibi birçok oyuncuyu kazanırken aslında sırlarından biri Burak Yılmaz gibi, Umut Bulut gibi. Sırlarından biri budur. Yani sağladığı özgürlük. Dün Beşiktaşlar biraz daha özgür, biraz daha zincirlerinden boşanmış. Hani iki kelimeyle özetle dersen, Valerian İsmail dönemiyle Şenol Güneş'in bir maçını çok fazla teknik taktik analizi yapmak doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaşlar biraz zincirlerinden kurtulmuş gibi, biraz daha özgür gibi, biraz daha mutlu gibi bir enerji verdiler. En önemli farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Taktik farklığa gelince şimdi bir tek direktörü en iyi yapan unsurlardan biri bence en iyi 11 oyuncuyu bulup bir şekilde onları sahaya sürecek formasyonu yaratmaktır. İyi formasyon yoktur bana sorarsan iyi futbolcu vardır. Bir tek direktörün bir formasyona tutkuyla bağlı olmasın. Ben hiç, hiçbir zaman benimsemedim. Yani bu tek direktör 3-4-2-1'i çok iyi yönetir. Bu tek direktör 4-4-2 ustasıdır. Hiçbir zaman bunu çok olumlu bulmadım. Benim için en iyi tek direktör, en iyi oyuncu listesini bulup, antrenmandaki en yoğun bir oyuncuyu bulup, bir şekilde bir formasyonu uydurup sahaya çıkartandır. Şenol Hoca biraz bunu yaptı dün. Baktı 5 yaşın en iyi oyuncularını, Deli Ali'yi, Cenk Tosun'u, Vegorst'u, Jesson Fernandes'i, Josefi, Rozier'i, Masuaku'yu bir arada sahaya sürecek modeli aramış. Bence sadece bir idman yapmış zaten. Ama bir idman dışında da tahtaya yazarken takım herhalde şunu düşünmüş. Ya ben Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları bunlar. Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları ne yapmalıyım ki sahaya bir arada sürmeliyim. 4-3-2-1 gibi oynar. Biraz önce de ekrana yansıdı o. Yani şöyle Beşiktaş daha önce de 4 3 oynadığı maçlar vardı. Ama 4 3 3 özellikle kanat oyuncuları çok taç çizgisine yakın oynuyorlardı. Ve Santifor ve Gors'ta uzak oynuyorlardı. Dünkü fark maça sağ iç başlayan veya sağ açık başlayan diyelim Cenk'le sola çık başlayan Delali'nin Vegors'ta yakın olmasıydı. Yani taç çizgisine doğru gitmedi Cenk ve Delali. vegorsa çok yakın oynadılar. Beşiktaş adeta 3 santifor gibi oynadı 45 dakika. Ve ikinci yarıda da sola geçti Cenk, sağa geçti Redmond. Ama yine vegorsa yakın oynamaya devam ettiler. Biz hep neyden şikayet ediyorduk Beşiktaş'la ilgili? Ya Vegors çok faydalı bir santifor. Ama indirdiği topları. Evet çok ciddi alan yaratıyor. Ee, çok e, arkadaşlarına yardım eden, yardımsever, kendisi atmaktan ziyade başkanın atması odaklı bir oyuncu. Ama indirdiği toplar, boşalttığı koridorlar, yarattığı alanlar değerlendirilemiyor. Cenk ve Dele ilk yarıda ona yakın oynayınca çok fırsat buldu her biri. Dele Ali bile 45'te çıktı. Dele Ali bile 45 dakika boyunca aslında faydalı gördük.